Galatasaray Yusuf Fofana ile anlaşma aşamasında. Cimbom transfer döneminde büyük bir hamle yaparak Yusuf Fofana'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Fransız futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile prensipte anlaşma sağladı. Fofana'nın transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray atletik ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Fransız futbolcunun özellikle Monaco'daki performansıyla dikkat çektiği ve birçok Avrupa kulübünün radarında olduğu biliniyor. Ancak Galatasaray'ın bu transferde bir adım önde olduğu söyleniyor. Taraftarlar arasında da büyük heyecan yaratan bu transferin sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da Fofana'nın transferinin çok büyük bir ihtimalle gerçekleşeceği konuşuluyor. Kulübün bu transferi resmileştirmesi ve Fofana'nın sarı-kırmızılı formayı giymesi an meselesi. Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi. Sezonu şampiyonlukta noktalayan Galatasaray'da devre arasında Bayern Münih'e rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Süper Lig şampiyonu Cimbom genç sağ bek Sacha Boey'in performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. Ocak ayında Bayern Münih'e transfer olan Fransız oyuncu Baviera ekibinde umduğunu bulamadı ve eski takımına dönme yolunda. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattıkları Sacha Boey'i geri getirme hazırlığında. Alman medyasından alınan bilgilere göre Sacha Boey önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Cimbom'un bu transferde Münih ekibiyle anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla sadece 2 maçta toplam 109 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu bu süre içerisinde takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray'dan dev transfer. Sezonu şampiyonlukla taçlandıran Cimbom, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yaz transfer döneminde stoper hattındaki oyuncularına gelen yüksek teklifleri değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda transfer listesini oluşturdu. Cimbom, olası ayrılıklara karşı hazırlık yaparken Manchester United'ın yıldız ismi için de girişimlere başladı. İşte detaylar. Galatasaray yeni sezonda da iddiasını sürdürmek için yoğun bir transfer çalışması yürütüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği transfer listesi doğrultusunda harekete geçen yönetim önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'e gelen teklifleri değerlendirmeye alan sarı-kırmızılılar stoper rotasyonunu güçlendirmeye amaçlıyor. Bu doğrultuda Cimbom rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirmiş durumda. Galatasaray Manchester United forması giyen İsveçli stoper Victor Lindelöf'ü transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar bu yıldız ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu sezon kırmızı şeytanlarıyla 27 maçta forma giyen Lindelöf bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. İsveçli savunmacının Manchester United ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona eriyor. Galatasaray'dan dev transfer hamlesi. Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hızla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı hedefler koyan Cimbom, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra rotasını Avrupa'ya çevirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefleyen sarı-kırmızılılar bu büyük hedeflere ulaşmak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Alman futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Müller sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi. Galatasaray bu transfer planını büyük bir gizlilikle yürütüyor ve önemli mesafe kat etti. Dünya yıldızının güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Thomas Müller, Galatasaray'ın hücum gücüne önemli katkılar sunabilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Lucas Torreira'ya Boca Juniors kancası. Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya olan ilginin artması spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors bu yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Boca Başkanı Juan Román Riquelme'nin gelecek sezon için güçlü bir takım oluşturma hedefi doğrultusunda Torreira'yı transfer listesine aldığı bildiriliyor. Galatasaray Torreira için belirlediği bonservis bedeli konusunda net bir duruş sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıkça belirtti. Bu kararlı tutum Galatasaray'ın oyuncunun değerini koruma ve gelecekteki transferler için güçlü bir pozisyon elde etme amacını yansıtıyor.
Torreira'nın performansı da bu transfer söylentilerini destekliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray'ın bu transfer gelişmeleri gelecek dönemde oyuncu kadrosunda değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini veriyor. Torreira'nın transferi hem Galatasaray hem de Boca Juniors için kritik bir hamle olabilir. Jim Bomasu'dan ucuz transfer. Galatasaray transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Polonya'nın Zagłębie Lubin takımında forma giyen Kasper Codina sarı kırmızılı ekiple anlaşmak üzere. Polonya basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki sağ bek ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Kasper Codina Polonya'da sergilediği performansla dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 900 bin euro olan Codina defansif becerileri ve hücuma verdiği katkıyla tanınıyor. Galatasaray bu transferle savunma hattını güçlendirmeye hedefliyor. Kasper Codina'nın Galatasaray'a transferi kısa süre içinde resmiyet kazanabilir. Galatasaray yönetimi Zagłębie Lubin ile anlaşmak için yoğun çaba harcıyor. Galatasaray taraftarları genç yeteneğin transfer haberini büyük bir heyecanla takip ediyor. Codina'nın sarı kırmızılı formayı giymesi takımın savunma gücünü arttıracak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kadro derinliğimizi arttırmak ve rekabet gücümüzü yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor," demişti. Kasper Codina'nın Galatasaray'a transferi hakkındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Codina'nın performansı Galatasaray'ın başarısında kilit rol oynayabilir. Galatasaray'a bomba transfer. Jimbom Chelsea'nin genç yeteneği Diego Moreira ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. 19 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymesi artık an meselesi. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamalarda transferin çok yüksek bir ihtimalle gerçekleşeceği ifade edildi. Diego Moreira Chelsea'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Hızlı ve teknik özellikleriyle öne çıkan genç oyuncunun Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Transferin mali detayları hakkında henüz resmi bir bilgi verilmezken Moreira'nın kiralık olarak transfer edileceği konuşuluyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyada Diego Moreira'yı coşkuyla karşılayarak ona büyük destek verdiklerini gösteriyorlar. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise konuyla ilgili böyle bir transfere ihtiyaç olduğunu belirtmişti. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Aslan'a Uruguaylı yıldız geliyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu güçlendirme hedefiyle önemli bir adım attı, işte detaylar. Galatasaray sezonu zirvede tamamlarken önümüzdeki sezon için kadrosunu daha da güçlendirme çabalarına devam ediyor. Yönetim yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken bu isimlerden biri olan Matias Vecino ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.